Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Rio Night Club'ın işletme sahibi Niyazi Yavyu bugün konuğumuz derseniz. Niyazi Bey hoş geldiniz diyelim ve kendi dilinden kendisini tanıma fırsatı da erişmiş olalım. Hoş geldiniz. Nasılsınız Niyazi Bey? Teşekkür ederim. Hoş buldum. Siz nasılsınız? Çok mersi. Teşekkür ederiz. Sizleri tanımak ve tanıtmak isterim. Buyurun lütfen. İşte Kütahya'da işletmesi olan bu sektörde yoluna devam eden bir esnafım yani. Ne kadar zamandan beri ticaret ve bu işle meşgulüz? İşte 30 yıldır bu işi yapıyoruz biz. Garsonluktan gelmeyiz. İşin aslında mutfak kısmından emin adımlarla değil mi? O pazarları altyapımız sağlam yani. Altyapımız sağlam. Tabii daha öncesine gidersek çok farklı şeylerle geldik buralara kadar. Yoklukla geldik, fakirlikle geldik. Neyin olduğunu biliyorsunuz. Neyin olduğunu biliyoruz ki şükrediyoruz o günleri yaşadığımız için. Çünkü insanların değerini, kıymetini daha iyi biliyoruz. İnsanlar biraz yürüdükçe, yol aldıkça tabii geriye baktığı zaman geçmişinden mutluluk duyması lazım. Fakir de yaşasa, yoksul da yaşasa, aç da yaşasa, namusuyla, şerefiyle bir insan yaşıyorsa arkaya baktığında utanmamalı. Ayakkabı boyacılığı yapsan da, hamballık yapsan da, tabii, inşaatta çalışsan da, yani ayıptır söylemez, boklu kanalı temizlesen de bunlardan, çünkü alın teriyle ekmek paranı kazanıyorsun. Biz bunları yaşayarak geldik buralara. Tabii şu anda da insanları insan gibi görüyoruz. Eğlence sektörümüze kim gelirse gelsin, bu paralı, bu parasız, bu garip, bu zengin, işte bunun giyimi düzgün, bunun giyimi bozuk diye böyle görmüyoruz. Onları hep insan olarak görüyoruz. Bizim için orada 10 lira da bıraksa bizim için en güzel müşteridir. Bugün 10 milyar da bıraksa en güzel müşterimizdir. İnsanları insan olduğu için seviyoruz biz. Eğlenmeye gelen herkes burada mutlu olup ayrılması lazım. Parasıyla rezil darp görmemeli, rezil olmamalı. İnsanlar bu sektörleri gerçekten çok yanlış tanıyorlar. Dışarıdan gören insanlar, tabii ki bu sektöre girip bu sektörde eğlenen insanlar öyle bir şey ki yanlış bir yer olmadığını görüyorlar, eğlencenin doruklara kadar çıktığını görüyorlar. İnsan oturuyor da hem eğlencesini yapıyor hem oryantalini izliyor, dansçısını izliyor, solistini izliyor. Yani bugün Türkiye'nin büyük star sanatçılarına hep konser verdiriyorum orada. İnsanlara hizmet verdiriyorum yani. İnsanlar televizyonlarda görüp ulaşamadığı insanlar ayağında görüyor yani. Ki giriş ücreti almayız, herhangi bir ücret almayız. Bunları sırf yani hizmet olsun diye insanlara bu sektörün kötü bir sektör olmadığını, ayrıca gelip oturup eğlenmeleri gerektiğini, kimsenin kimseyi rahatsız etmeyeceği bir müessesemiz var bizim. Şahane. Yani belki dışarıdan farklı yerlerde görüyorlardır kavgalar ama bunlar tabii işletmecinin pasifliğinden ortaya çıkan şeylerdir. İşine adam gibi sarılmamasından kaynaklanan şeylerdir. Tabii buradan biz ekmek yiyorsak ekmeğimizi kimseye kaptırmamamız lazım. Yediğimiz ekmeğin hakkını vermemiz lazım. İnsanlara güzel hizmet vermemiz lazım. Bunları darp yaparak değil, bu insanlara konuşarak, bu şeylerin yanlış olduğunu anlatarak, bak böyle şeyleri çok karşılaşıyoruz. Mesela insanlar bazen Teksas gibi ortalığı karıştırıyor. Ama insanları çekiyorsun, oturtuyorsun, güzel anlatıyorsun. İnsanlar sabahleyin yaptığından pişman oluyor. Zaten yüzüne bakamıyor seni. Anlatmakla her şey çözüm olabiliyor yani. Demek ki biraz da aslında o dışarıdan farklı gözle gördüğümüz ya da işte yanlış lanse edilen noktalarda biraz da işletme sahibinin de payı büyük. Çok değil. Çok büyük payı var. Mesela atıyorum benim oraya sarhoş da gelse adam aynı geldiği gibi çıkıp gidiyor. Çünkü biliyor ki burada arıza yaparsa bir daha giremeyeceğini. Sokmam. Hani bunu darp ederek değil. Çıkarırım dışarı bir daha gelme benim oraya kardeşim. Almıyorum seni derim. Çünkü sen insanları rahatsız ediyorsun. Burası rahatsızlık verecek, insanları üzecek tam bir yer değil ki. Zaten. Tam tersi burası eğlence sektörü. Buraya eğlenmeye geleceksen gel diyoruz. Harika. Öyleyse bu işin hakikaten mimarı olmak, bu işin mutfağından gelip neyin ne olduğunu bilip bir de o eğlence hakikaten hakkıyla verebilen nadir işletme sahiplerinden birisi Niyazi Bey bugün bizlerleydi. Çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben teşekkür ederim. Nice güzel başarınızla devamını diliyorum inşallah. İnşallah hepimiz işimizde başarılı oluruz. İstediğimiz yerlere geliriz. Bu sizin için de geçerli, bizim için de geçerli. Hedefi olan herkes için başarılar dilerim. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Çok mersi. Kolaylıklar diliyorum bir kez daha. Rica ederim. Değerli konuğumuz Rio Night Club'ın işletme sahibi efendim, mimarı Niyazi Yavyu bugün konuğumuzdu. Bir sonraki programımızda da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.